Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Charlie'nin çikolata fabrikasından, yani kitabından uçmuş gelmiş olan bir çikolatamız var. Arkadaşlar, bu kitabı, Charlie'nin çikolata fabrikasının bir kitabı. Bir kitabı daha var. Onu şey yapamadım. Bir de bu. O evet, da bu. Neyi anlatıyordu? Bu da hikayeleri nasıl yazdığını. Evet, hikayeleri nasıl yazdığını. Ayrıca birkaç tane de tarif var içinde arkadaşlar. Burada hikayenin kitabı. Bir tane daha bunun devamı var kitabı. Toplam şu kadar falan oluyor. Yani kalınlığı şu kadar oluyor arkadaşlar. Bir seri. Seri halinde güzel. Arkadaşlar diyorlar ki 8, 9, 10 ve 11 yaş için uygun bir kitapmış ve üstü için güzel bir kitapmış arkadaşlar. Bir de filmi var. Bir de filmi var. Biz filmini izledik. Çok güzeldi arkadaşlar. Peki ilk önce kitap mı okunmalı, film mi izlenmeli? Tabii ki de kitap. Evet, ilk önce kitap okunmalı. Ardından film izlenmeli. İkisi de size iyi gelecek. Keremciğim merhaba. Bakın araba var. Evet, Kerem'den bir de bu. En sevdiğim araba bu. Evet, şimdi Efe'cim devam ediyorsun. Arkadaşlar, Charlie'nin çikolata fabrikası fakir bir çocuğun altın bileti bulmasıyla şenlenen bir hikaye arkadaşlar. Daha yani özetini verdim. Evet. Zaten kitabı ama çok eğlenecekler. Çok güzel arkadaşlar. İçindeki komedi var. Güzel yani. Onlar çok iyi. Ve bakalım arkadaşlar. Bu arada Charlie'nin çikolata fabrikası yabancı ülkelerde varmış. Bir de arkadaşlar Türkiye'de bunun mağazası açıldı. Biz de bunu aldık arkadaşlar. Onun videosu şurada küçük bir kare ve hatta yok, videoda yok, büyük. Ekleyelim arkadaşlara, gösterelim onu. Hatta küçük bir görüntü gösterelim oradan. Bir enerjiyi yakalatalım. Evet. Şimdi ne diyordum ben ya? Filminde ne kadar verdiğini söylüyordun. Klibinde? Bu arada filminde. Ayvonka. Bili. Bili çoç. Arkadaşlar filminde benim izlediğime göre 5 euro veriyordu. Euro mu dolar mı onu bilmiyorum. Fen de fen miydi öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi. Ona göre de 20 lira şey yapılmış. Evet, Türk versiyonuna mı çevrilmiş? Bak şöyle alalım. Aa, bak kitap. Burada. Fabrikaya geldik değil mi? Filmini de izledim ben. Evet, fabrikaya geldik. Bak. Evet. Bir tane daha kitap var. Orada da bak Wonka bar var bir tane elinde. Acaba altın bilet orada mı? Çöç olabilir. Aa bak diğer kitap da şurada. Evet. Onu da gösterelim. Kitap önerilerinde biz bunları çok bekledik ama kimseden gelmedi bunlar arkadaşlar. Yani. Ama güzel ben bayılayım bunları. Allah! Acıyor. Bitter çikolata. Anlatalım. Anne ne yapıyorsun öyle ya? Dönme dolabı döndürüyorum. Döndü. Ama ben döndürmek istiyorum. Döndür bakalım. Hoppala. Tamam. Arkadaşlar izlediniz, gördüğünüz gibi küçük bir yer. Hatta Türkiye'de iki tane var. Üç. Üç tane mi? Biz en eğlencesi olanına gitmedik. Orada kaydıraklar falan da varmış. Hmm. Evet. Üç tane bayisi var. Tam İstanbul'da mı? İstanbul'da evet. İstanbul'da üç tane bayisi var arkadaşlar. Diğerlerini bilmiyorum ama İstanbul'da üç tane olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Londra değil. Londra. İtalya gezisi. Ha. İtalya gezisi var. İtalya gezisi varmış arkadaşlar. Ayrıca bu... Burada Paris miydi acaba? Hatırlayamadım. Paris'ti ya. Paris'ten evet. Ne? Olabilir değil mi? Paris'te. Paris'te Eiffel Kulesi'ni geziyorduk sanırım arkadaşlar. Evet evet, kazananlar. Ve bütün masrafları onlar ödüyorlarmış. Bu da efsane. Bakalım arkadaşlar. Bizimkinden altın bilet çıkacak. Şu kapağındaki altın bileti gösterebilir misin kitaptaki? Arkadaşlara elinde bakın. Tuttum. Bakayım. Evet. Ben de bakayım. Kerem'e de göster. Altın bileti görsün. Bakalım biz de çikolatayı alalım. Açtık yani. Açıyoruz. Aldık. Açalım bakalım içinden bizimkinin. Çıkacak mı altın bilet ve Volkan'ın çikolatasından? Heyecanla bekliyorum. Heyecanla bekliyorum. Ben de heyecanla bekliyorum. Hadi açalım. Heyecan veriyorum. Evet. Tam ısıracakken bir anda dur sesi. Böyle mi açılır bir çikolata ya? Volkan. Oy çok güzel duruyor. Açıyorum artık. Bakın arkadaşlar. Altın bulak. Altın bulak. İnşallah vardır ya. Heyecanlanıyorum.
Var mı? Çıkmadı mı altın bilet bize? Çıkmadı. Maalesef. Bize altın ama biz çikolatasını çıkmadı. Yiyebiliriz. Evet, çikolatasını yiyebiliriz. Kaybettiğimiz bir şey yok. Bir tane fındık. Oh, bir tanesi fındığını Kerem'e da gitti, fındığını da. Ama bir kere daha denenebilir ya. Biraz daha zaman var, ne dersin, bir kere daha. Anladım. O eğlenceli yerine bir tanecik daha. Acaba tane daha altın bilet çıkacak mı diye. Bunu merak ediyorum. Evet, çok eğlenceli. Kitabı tavsiye bak, ediyoruz tamam arkadaşlar. Kitap okumayı da sevdiren bir kitap olacak sizlere. Unutan kitabı. Gayet başarılı. Evet arkadaşlar, tadı güzeldi. Fındığı da güzeldi. Giresun fındığı arkadaşlar. Olabilir. Arkadaşlar bu arada bana en sevdiğim nerflerimi sormuşsunuz. Yani en sevdiğimi sormuşsunuz. Elinizde bu kadar nerf olsam siz de seçim yapamazsınız. Böyle yapalım ama en azından böyle bir yani arkadaşlara bir ışık olsun deyip büyüklerden yani küçük tamam, küçüklerden demeyelim de büyük nerflerden 3 tanesini alabiliriz. 3 power nerfini şimdilik söyleyebilirsin. Infinus. Adını Rhinofire. Rhinofire. Bir de Mastodon. 3 tane favori nerf. 3'ü de bu. Evet, şu anda bu ama şöyle yapalım mı? Şöyle yapalım, evet. Arkadaşlarına soralım. Favori 10 nerf diyelim. Eğer istiyorlarsa bunu yorumlara yazsınlar. Bir de 1000 like gelsin o zaman. Evet, 1000 like zaman gelirse yapacağız arkadaşlar. Favori 10 nerf'imi yapacağım. Anne şey yapmışlar. Benim nerf turnuvasına gidip gitmediğimi sormuşlar. Gidiyor muyum? Nerf şampiyonasına mı? İşte. 5 Mayıs. Evet, gidiyorum. Evet. Benim takipçilerim. Orada olacağım. Evet, hep birlikte güzel bir oyun oynanır. Ne dersin? Güzel. Bu arada inşallah fırsat olursa yine çok çeşit getirirler mi getirmezler mi bilmiyoruz ama belki yanımızda nerfler olur. Olur. Mastodon getirebilirim bakın. Evet, size gösterebiliriz arkadaşlar orada. Eğer denk gelirsek lütfen gelin yanımıza. Görürüz. Konuşalım. Evet, hep birlikte. Güzel bir etkileşim olur o da. Nerf turnuvasında merak ediyorum ben nasıl şeyler olacak. Ödüllerde duydum çok güzel şeyler varmış. Ben bir ödül kazanacağımı düşünüyorum oradan. İnşallah olabilir. Olabilir de olmayabilir de bakacağız. Hayırlısı. Şu an, öyle hani kazanma olsa da olmasa da biz oranın atmosferini yaşamak için orada olacağız. Sonuçta işin sonu eğlence. Eğlenmek önemli olan. Bizim için en büyük eğlence ve ödül orada arkadaşlarla tanışıp güzel vakit geçirmek olacak. Bence hediye de olursa bonus olur. güzel olur. Hadi bakalım. Sanırım katılan herkese bir hediye veriyorlar. O da mı varmış? Onu ben bilmiyordum bak. Ben sadece birinciye, ikinciye ve üçüncüye ödüller veriyorlar kategorilerine göre diyebiliyorum. Evet arkadaşlar, sizin en çok istediğiniz ve hatta en sevdiğiniz nerf'ü yorumlara yazın arkadaşlar. Biz de görmüş olalım. Bir dakika arkadaşlar. Siz bu kitabı ve hatta şu kitabı, hatta bir tane daha kitabı vardı Charlie'nin. Zürafa, Peli ve Ben. Bu vardı. Bir tane de Cam Asansörü var. Cam Asansörü var. Üçünü okuduysanız, birini okuduysanız aralarından en sevdiğiniz yeri yorumlara yazın arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.